Eskiden gökyüzü şimdi bizim gördüğümüz gibi değilmiş. Yıldızlar gökyüzünde şimdi olduğu gibi barış ve huzur içinde yaşamazlarmış. O zamanlar yıldızlar arasında büyük bir çekişme varmış. Her biri ötekilerden daha çok parıldamak istermiş. Bu nedenle de birbirlerini geçmeye, birbirlerinin parıltısını gölgede bırakmaya çalışırlarmış. Parıldamak güzel bir şey elbette ama bunu Diğerinin parıltısını azaltmaya çalışarak yapmak çok yanlış. Yıldızların çoğu bu yanlışı yaparmış. Özellikle de genç yıldızlar. Bu kendini beğenmiş genç yıldızlar gökyüzünün en yaşlı ve en saygıdeğer takım yıldızı olan Büyük Ayı'ya bile selam vermezlermiş. Çünkü parıltılarından bir anlığına bile vazgeçmek istemiyorlarmış. Yıldızlar birbirlerine göz kırparak selam verirlermiş. Yıldızların göz kırpması ise ışığını bir anlığına da olsa söndürmesi demekmiş. İşte genç yıldızlar bu yüzden yaşlı büyük ayıyla karşılaştıklarında bile ışıklarını söndürmezlermiş. Bir süre sonra bu durum gökyüzünde büyük bir kargaşa yaratmış. Parlak ve büyük yıldızlar gökyüzüne çıktıklarında onun ışığını geçmeye çalışan öteki yıldızlar da parladığından gökyüzü ışıl ışıl olurmuş. Ama kimi zaman Ortada parlak yıldız olmayınca genç yıldızlar da dinlenmeye çekilirmiş. O zaman gökyüzü yıldızsız kalırmış. Böyle olunca da geceleri yönlerini yıldızlara bakarak bulan denizciler, çobanlar, kervancılar yönlerini bulamazlarmış. Dürüst ve alçak gönüllü yıldızlarsa görevlerini sürekli yerine getirmek istedikleri için durup dinlenmeden yanıyor ve giderek de güçlerini kaybediyorlarmış.'' İnsanlar gökyüzünde neler olup bittiğini bir türlü anlayamıyormuş. Sonunda gökyüzünde genellikle herkesin sevdiği kuğu takım yıldızının sabrı taşmış. Bir gece hışımla büyük ayının yanına gitmiş. Büyük ayı da gökyüzünde herkesin saygı gösterdiği en bilge takım yıldızıymış. Bu iki takım yıldızı kafa kafaya verip bir şeyler konuşmuşlar. Gökyüzündeki herkes bu iki yaşlı bilgenin ne konuştuğunu merak ediyormuş tabii ki. Ama kimse kulak misafiri olamıyormuş. Çünkü akrep takım yıldızı kimseyi onlara yaklaştırmıyormuş. Ertesi gece gökyüzünde büyük bir kuyruklu yıldız belirmiş. Gökyüzünü bir uçtan bir uca dolanan kuyruklu yıldız herkese büyük ayının mesajını iletmiş. Duyduk duymadık demeyin. Yarın gece Samanyolu'nun yanındaki çayırda yıldızlar toplantısı olacak herkesin gelmesi gerekmektedir. Gelmeyenler cezalandırılacaktır. Bir sonraki gece yıldızlar ilan edilen yerde toplanmaya başlamışlar. Samanyolu'nun yanındaki gök çayırı irili ufaklı yıldızlarla dolmuş. Yeryüzünde insanlar o gece gökyüzünün neden bu kadar parlak olduğuna bir anlam verememişler. Herhalde gökyüzünde bulut yok. O nedenle bu kadar çok yıldız görüyoruz diye düşünmüşler. Oysa o gece gökyüzünün kaderinin belli olacağı çok önemli bir geceymiş. Çünkü genç yıldızların kendini beğenmişliğinden bıkan uzayın takım yıldızları o gece yeni gök yasasını ilan edeceklermiş. Toplantıya kendini beğenmiş parlak yıldızlar da gelmiş tabii ki ama onlar diğerlerinden biraz uzakta durmuşlar. Toplantıda konuşulanlardan çok birbirlerinin ışığına dikkat ediyorlarmış. Birinin parıltısı artarsa diğeri de ne yapıp edip kendi parıltısını artırmayı deniyormuş. Sonuçta gökyüzü halkının aldığı karar hakkında konuşma fırsatı bile bulamamışlar. Sabaha doğru daha güneş çıkıp da ortalığı aydınlatmadan takım yıldızları uzayın yeni yasası üzerine anlaşmışlar. Yeni yasayı gökyüzünün en çalışkan yıldızlarından biri olan Çoban Yıldızı ilan etmiş. Gökyüzü gökyüzü olalı beri biz yıldızların görevi yolunu kaybeden insanlara, yolculara, seferdekilere ve gemicilere yön göstermektir. Bu ise her zaman aynı şekilde parıldamakla ve bazen de ışığımızı saklamakla mümkündür. Kimse keyfine göre yanıp keyfine göre sönemez. Bundan böyle sadece gururlanmak için başka yıldızların ışığını geçmek için yanmış olan yıldızları aramızdan atacağız. Onların cezası ışıklarını kaybetmek olacak. Giderek sönecek ve sonunda yok olacaklar. Çünkü bu kibirli yıldızlar yıldız olmayı hak etmiyorlar. Ama bu da sonsuza kadar böyle sürmeyecek. Kendini beğenmişliğini aşabilen uzayda kendisinden başkalarının da olduğunu fark eden ve başkalarına karşı saygılı davranan yıldızlar eski parlaklıklarına yeniden kavuşacaklar. Kararın ilan edilmesiyle birlikte kibirli yıldızlar bir anda ışıltılarını kaybetmişler. Pek çok yıldız sönen kıvılcımlar gibi arka arkaya sönüvermiş. İşte yeni gök yasasının belirlendiği o gecenin üzerinden binlerce milyonlarca yıl geçmiş. Bir zamanların kibirli yıldızları yaptıklarının yanlış olduğunu elbette öğrenmişler ama bu çok yavaş olmuş. Çünkü kibir yüreklerdeki buz parçası gibiymiş, çok yavaş erirmiş. Bir zamanlar parıldayan bu kendini beğenmiş yıldızlar Karanlıkta kaldıkları milyonlarca yıl boyunca düşünmüş, yanlışlıklarını bulmaya çalışmışlar. Bir yaz gecesi gökyüzü ışıl ışılken ve onlar yine kendi geçmişlerini düşünürken bir zamanlar aralarındaki en parlak yıldız olan Işıldak dünyayı seyrediyormuş. Hiç olmazsa birazcık ışığım olsaydı. Çok değil, birazcık diye hayıflanıyormuş. Artık gözyaşları bile akmıyormuş. Çünkü gök yasasına göre ışığını kaybedince soğuduğu için gözyaşları bile buz olup yüzünde donuyormuş. Işıldak böyle acı içinde yukarıdan dünyayı izlerken tam altındaki ormanda bir çocuğun yolunu kaybettiğini fark etmiş. Annesi ve babasıyla ormana çalı çırpı toplamaya giden zavallı çocuk hava kararınca onları bulamamış ve eve giden yol yerine ormanın derinliklerine doğru giden yola sapmış. Işıldak yüreği korku dolu olan bu çocuğu görmüş, kendi derdini unutmuş. Ona yardım etmeliyim diye düşünmüş. Yardım etmeliyim yoksa kurda kuşa yem olacak. Yıldız'ın yüreği merhametle dolmuş. Hızla aşağı doğru inmeye başlamış. Yüreğindeki bu acıma duygusu onu bir anda değiştirmiş. Aşağıya, dünyaya, ormana doğru inerken yeniden çevresine Işık saçmaya başladığını şaşkınlıkla fark etmiş. Dünyaya indiğinde gecenin karanlığında ışıl ışıl parıldıyormuş. Ağaçların arasından geçerek çocuğun tam önüne yere inmiş. Küçük çocuk birden karşısında beliren bu parlak şeyin ne olduğunu anlamamış ama parıldayan, arada yanıp sönen bu garip ışığı izlemeye karar vermiş. Işıldak gökyüzündeyken çocuğun hangi evde oturduğunu da görebildiğinden doğruca eve yönelmiş. Çocuklarını koca ormanda kaybettikleri için ağlayan anne baba yavrularını birden kapının önünde bulunca gözlerine inanamamışlar. Sevgili evlatlarını kucaklarken, öpüp koklarken attıkları sevinç çığlıkları uzun süre bahçelerde yankılanmış. Işıldak da o güne kadar hiç hissetmediği bir mutluluk içinde bu sesleri dinlemiş. Onun bu macerası onunla aynı zamanda parlaklığını yitiren öteki kibirli yıldızlara da örnek olmuş. Hepsi aynı şekilde insanlara yardım etmeye karar vermişler. Her biri bu niyetle dünyaya inmeye karar verince eski ışıklarını da yeniden kazanmaya başlamışlar. Dünyaya indiklerinde eski parlaklıklarına kavuşmuşlar. O günden sonra sıcak yaz gecelerinde içlerinden kimisi Ormanda yolunu kaybedenlere yardım etmiş, kimisi kervancılara yol göstermiş, kimisi de gece el ele tutuşup konuşan sevgilileri aydınlatmış. Bu yıldızların hiçbiri yeniden gökyüzüne dönmemiş. Işıldağın açtığı yoldan yürüyen eski kibirli yıldızlar şimdi insanlara yol gösteren, gece onlara yoldaşlık eden parıltılara dönüşmüşler. İşte insanların çok sevdiği ateş böcekleri böylece doğmuş.